zenginliği falan var mı? Sizler oraya gidiyorsunuz. Çok kıymetli hazirun. AK Parti Genel Başkanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşler Başkanı Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş'un tüm illerde başlatmış olduğu Kent Ekonomileri Forumu toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Gündeme arz ediyorum. Basın açık bölüm. Kırıkkale AK Parti İl Başkanı Mehmet Demir'in konuşması. Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Forum Moderatörü Hakan Kocamış Bey'in sunumu. Daha sonra basına kapalı bölüme geçilecek. Kent Ekonomileri Forumu çalışma toplantısı, yuvarlak masa toplantısı şeklinde başlayacak. Kıymetli hazirun, iki tane telgrafımız var, onları okuyalım. Önceden belirlenen meclis programları dolayısıyla Ankara'da olacağımızdan Kent Ekonomileri Forumu davetinize katılamıyoruz. İlimiz için önemli sonuçların alınacağına inandığımız forumun başarılı geçmesi temennisiyle şahsınızda tüm katılımcılara selamlarımızı iletir, sevgilerimi sunarız. Oğuz Kağan Köksal, Milli Savunma Komisyonu Üyesi, Kırıkkale Milletvekili, Beşir Atalay, Başbakan Yardımcısı, Kırıkkale Milletvekili. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Kırıkkale İl Başkanı, İl Başkanı Mehmet Demir'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli katılımcılar, Genel Merkezimiz Ekonomi İşler Başkanlığımızın tertiplemiş olduğu bu toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada gerçekten Kırıkkale'de gayretiyle, emeğiyle, çalışmasıyla kendisini kanıtlamış bu iş hayatından gelen, üniversiteden gelen değerli arkadaşlarımızla birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, iktidarımız döneminde gerçekten ülkede çok kalıcı şeyler yapıldı. Çözülemez diye bakılan bütün sorunlar teker teker çözüldü. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan altyapıya bütün meseleler hızlı bir şekilde çözüldü ve çözülmek üzere. Şehrimize gelince de gerçekten bu Kent Ekonomileri Forumu'ndan önce bir güç birliği platformu vasıtasıyla şehrin bütün meselelerinin konuşulduğu, hepimizin hayali olan başta Yeşil Vadi olmak üzere bunların protokolünün imzalandığı, yine üniversitemizle birlikte Tekno Kent'in oluşumuyla ilgili altyapı çalışmalarının devam ettiği, silah sanayi organize bölgesinin oluşumunda büyük aşamaların kaydedildiği, yine şehrimizde hızlı trenin güzergahının belirlendiği, ihalesinin yapıldığı, otoyolun şehrimizin hemen yanı başından geçecek olması, Kırıkkale Kulu arasındaki bağlantı yolunun büyük bir bölümünün bitmiş olması, yine tarımsal kesimle ilgili sulama noktasında da şehrimizde çok büyük yatırımların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve bugün burada toplanmamızın nedeni değerli arkadaşlar şudur. Bu şehir bizim. Bizler bu şehirde yaşıyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız bu şehirde yaşayacak. Bu şehirle ilgili ufku olan, düşüncesi olan, dağarcığında bir şeyler olan, bilgisi olan, işte biraz sonra Sayın Hocamızın da moderatörlüğünde yuvarlak masa toplantılarında herkes fikrini ortaya koysun. Yani biz buradan şunu soruyoruz. Gerçekten Kırıkkale ilk kez siyaseten bu kadar güçlü bir şekilde mecliste ve hükümette temsil ediliyor.
Ve bu güçle, bu temsille yapamayacağımız Allah'ın izniyle hiçbir şey yok. Biz buradan size şunu söylüyoruz. Siz söyleyin, biz yapalım. Bu kadar açık ve net söylüyoruz. Siz söyleyin, biz yapalım. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu toplantıya iştirakinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hocamı da konuşmalarını yapmak üzere açılış konuşmalarını ve sunumunu buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları, ben de sunuma başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başlık, kent ekonomileri forumu. Niye böyle bir forum düzenlenmesi ihtiyacı duyuldu? Amacımız neydi? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Numan Bey'in başkanlığında 81 ilde böyle bir organizasyona gidildi. Birkaç kez de toplantılar yapıldı, nasıl bir yol izleyelim diye. Buradaki temel amaç eski sistemi revize etmek. Yani eskiden merkezden belirlenirdi her şey. Artık yerel inisiyatifi ön plana çıkarılmayı düşünülüyor. Yerel potansiyeller ön plana çıkarılmayı düşünülüyor. Ve bu konuda neler yapabiliriz? Her il kendinin kendi potansiyelini belirledikten sonra bunu daha da nasıl geliştirebilir? Yani daha basit bir örnekle şöyle söyleyeyim. Daha müreffeh, daha yaşanabilir, sosyoekonomik açıdan daha kalkınmış, kentleşmiş, kentsel dönüşümünü tamamlamış marka bir Kırıkkale'yi nasıl yapabiliriz? Temel amacımız bu. Fazla laf kalabalığını ben de sevmem. İcraat ağırlıkları işte. Temel hedef bu. Bu konuda nasıl yapabiliriz? Neler yapılabilir? Toplantımızın temel amacı bu. Bu nedenle toplantıya çağıracağımız kişiler, zaten bizim bu konuda bir tecrübemiz var. Sayın Başkan da belirttiği gibi güç birliği platformunda. Tüm sivil toplum kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, bu konuda katkısı olabilecek herkesinden siz değerli katılımcılara davet ettiler. Burada ciddi şekilde katkılarınızı bekliyoruz. Burada alacak kararlar, yani sonuçlar, raporlar, proje fikirleri, bunların tamamı bir rapor halinde ülkemizi yöneten en üst mercilere iletilecek. Bize söylendiği kadarıyla bu rapor illere yapılacak yardımlarda, illere yapılacak yatırımlarda çok önemli bir referans kaynağı oluşturacak denildi. Bir yol haritası oluşturacak denildi. Onun için işimiz bayağı ciddi. Ama şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum. Bu organizasyon tamamıyla partiler üstü bir organizasyon, ideoloji üstü bir organizasyon. Her şey Kırıkkale için organizasyon. Bu nedenle lütfen rahat olun. Aklınızdaki fikirlerinizi muhakkak suretle paylaşın masa moderatörleriyle. Bizim tek istediğimiz bu sizlerde. Buradan ciddi manada Kırıkkale'nin gelecek 10 yılında en az etki edecek uzun vadede projeler bekliyoruz. Proje fikirleri bekliyoruz. Şimdi Kırıkkale'nin avantajları çok. Bizi diğer illerden ayıran ne? Böyle baktığımızda birinci avantajımız jeopolitik konumumuz. Yani Kırıkkale 43 ilin kavşak noktasında. Bunu biliyorsunuz zaten herkes. Ve Ankara'ya yakınlık. Zaten Ankara'nın bir banliyosu. İstanbul'un Gebze'si gibi olmamamız hiçbir neden yok sanayi açısından. 93 kilometrelik bir Kızılırmağımız var. Artılarımız da var. Teşvik kapsamındayız. Koskoca bir savunma sanayimiz var. Tüpraşımız var. Yani bunlar diğer illerde olmayan bizi biz yapan artı faktörler. Potansiyelimizi belirleme açısından. Bunun üzerinden fikirler üretmeliyiz. Bunun üzerinden projeler üretmeliyiz. Yapacağımız proje fikirleri Kırıkkale'nin gelecek 10-15 yılını belirleyecek. Vizyoner proje dediğimiz olay bu şekilde gerçekleştireceğiz. Yani Başbakanımız 2023 yılında ülkeye bir hedef koydu biliyorsunuz. Gelişmiş dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz. Girmeye çalışacağız. Kırıkkale 2011 yılı verilerine göre, ben raporu da bunları yazacağım. 2011 yılı verilerine göre sosyoekonomik açıdan yaşanabilir iller arasında 81 il içerisinde 43. sırada. Pardon 41. sırada. 81 il içerisinde 41. sırada sosyoekonomik gelişmişlik açısından. Biz de şöyle hedef koyacağız. 2023 yılında Kırıkkale'yi ilk 20'ye sokacağız.
Bunu hep beraber inşallah projelerimizde, proje fikirlerimizde 2023 yılında Kırıkkale sosyoekonomik açıdan marka bir kent ve yaşanabilir kentler arasında 81 il içerisinde ilk 20'de olacak. Böyle iddialıyız. Onun için hedef bayağı yüksek. Hep birlikte bunu her kurum, her sivil toplum kuruluşu, her belediye, biz başta olmak üzere üniversite kendisinin aynı şekilde 2023'e odaklanacak şekilde ilklerde ayakları yere basan bir plan, program ve stratejiyle devam ettirmesi ve bu hedefi tutturmasını temenni ediyoruz hep birlikte inşallah. Şimdi sunumu nasıl yapacağımızı önce kısaca bir ben ana hatlarıyla belirttikten sonra kentler yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ekonomilerin temel merkezlerini oluşturmakta. Ülkeler ekonomik lokomotifleridir zaten bildiğiniz gibi. Ülkeler ekonomik etkileşimini hızlandırmak ve desteklemek için lokomotif olmak, olma işlevlerini geliştirmek istemektedirler. Artık merkezi hükümetler eski sistemden vazgeçiyor. Dünya da bunu yapıyor. İşte size şu kadar para, şu kadar personel, şu kadar nereye harcarsanız harca işi yok. Projeniz varsa, teklifiniz varsa, Türkiye'de buna geliyor. Artık proje odaklı para aktarım yapıyor. Ve olması gereken de bu. Dünya da bunu yapıyor zaten. Şimdi genel amacını ben özetledim baştan ama şöyle kısa da geçecek olursak bu kent ekonomisi forumumuzun genel amacı sosyoekonomik merkez haline dönüştürmek kentleri. Bir cazibe merkezi, bir potansiyelini önce belirledikten sonra kentleri markalaştırmaya yönetmek, ihtisaslaşmaya yönetmek. Yani Kırıkkale dediğimiz zaman insanın aklına hemen bir şey geldi. Bir iki tane marka geldi. Veya Kırşehir dediğimizde, işte ne bileyim Ankara dediğimizde aklına böyle ihtisaslaşmaya yönelecek. Kentin rekabet kapasitesi artıracak. Kent markaları, kimlikleri oluşturulacak. Ekonomik vizyon, perspektif ve hedefleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Özel amacımız da kentin ekonomik hamlesine imkan sağlayacak ve sistematik olarak desteklenebilecek vizyoner proje fikirleri geliştirmek. İşte bugünkü toplantımızın esas amacı bu. Sizlerden beklediğimiz bu. Vizyoner proje. Ne demek vizyoner proje? Kentin ekonomisine uzun vadede yapısal değişiklik sağlayacak, kentin vizyonunu geliştirecek, vizyonunu açacak en az bir 10 yıllık, kısa vade değil, en az bir 10 yıllık kalıcı, uzun vadeli etki yapma özelliğine sahip, kenti diğer kentlerden farklı kılacak, bölgesel, ulusal ve uluslararası pazarlara açılmaya imkan oluşturacak, kentin kendine özgü çevre faktörleriyle uyumlu, akılcı, ayakları yere basan, desteklenebilir, uygulamaya aktarılabilir, yenilikçi fikir demek. Yani bu şu, güç birliğinde alınan bir proje fikrini örnek olarak veriyorum. Vizyoner projeyi en iyi örnek. İhtisas, organize, sanayi, silah mühimmat sanayi tipik bir vizyoner proje. Çok da güzel bir proje. Bunun gibi benzer projeler kentin gelecek 10 yılını, en az 10 yılını etkileyecek. Sizlerden böyle vizyoner projeler bekliyoruz. Yazılı olarak biz bütün aşağı yukarı sivil toplum kuruluşlarına, üniversiteye, belediyelere gönderdik ilgili. Ve bazılarının geri dönüş oldu. Üniversiteden çok güzel dönüşler oldu. Ben onu raporda da, sonuç raporunda da açıklayacağım. Buradan da benzer ve daha güzel vizyoner proje fikirlerini bekliyoruz inşallah. Bu forumun sonunda, hedefimiz şu. Bu forum sonunda, yuvarlak masa toplantıları sonrasında her yuvarlak masadan, 6 tane yuvarlak masamız var, en az 3 tane vizyoner proje bekliyoruz. Bu 3 tane vizyoner projeyi forum sonunda burada oylayacağız. İlk 5'ini bizim raporumuzun ana temeli teşkil edecek. 5 tane bu forum sonunda, bugünkü toplantının esas hedefi, forum sonunda ortaya çıkması beklenen en az 5 tane vizyoner proje. Bu herhangi bir alanda olabilir. Kent markası, kent kimliği yaratacak. Tarım, sanayi, hayvancılık, turizm, herhangi bir sektör. Savunma sanayi, nere aklınıza gelirse. Onunla ilgili 5 tane vizyoner proje bekliyoruz inşallah. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Toplantıyı nasıl organize edeceğiz? Nasıl bir işleyiş usulümüz var? Masalar zaten ayarlandı. 7'şer 8'er kişilik masalar, 6 tane çalışma masamız olacak. Bu masada, üniversitemizden her bir masada bir sözcü ve bir raportörümüz var. Bu masa kendi içerisinde, biraz önce bahsettiğim hem vizyoner projeleri hem de biraz sonra 5 tane soru var. Onunla ilgili proje önerilerini o masadaki raportörlerle, moderatörlerle tartışıp yazacaklar. Her masada. Kimin hangi masada olduğu masaların üzerinde yazılı zaten. Mümkün olduğunca heterojen bir dağılım yapmaya çalıştık. İşte sivil toplum kuruluşlarından, belediyeden, üniversiteden herkes her masa homojen olması da heterojen bir dağılım olması. Şimdi birinci aşamada bir temel 5 tane de tamamlayıcı sorumuz var. Soruları tek tek cevaplandıracağız. Temel soruya 20 dakika,
Tamamlayıcı sorulara da 15 dakika aşağı yukarı ayıracağız. Her soru için ortalama 3 tane proje fikri belirleyeceğiz. Her masa ortaya çıkan proje fikirleri içerisinde ile özgü en önemli 3 tane vizyoner projeyi kendi içinde oylayıp bizim buraya sunacak. Belirlenen vizyoner projelerde yazılı olarak bize geldikten sonra burada ilk 5'i belirleyeceğiz inşallah. İkinci aşamasında ise her masadan gelen 3 proje fikrini oylamaya sunacağız ve kendi ekonomisi için önerilen bu 5 tane en önemli vizyoner projeyi genel değerlendirmeyle forumu sonlandıracağız. Bu sorular neler? Temel sorumuz şu. Önümüzdeki 10 yıl 2023 ötesinde kent ekonomisinin hangi yönde ve nasıl gelişmesini gelişmesinin gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani kentin gelecek 10 yılına damgasını vuracak proje fikriniz nedir? Bunu tamamlayıcı sorular ise daha ziyade istihdama ve pazarlamaya yönelik sorular. Kentin birinci soru, uzun vadeli vizyonuna erişmesi için başarmasını düşündüğünüz en önemli hedefler nelerdir? Ve bu hedefler için uygulamaya konulmasını uygun gördüğünüz vizyoner projeniz nedir? İkinci sorumuz, kentin uzun vadeli vizyonuna erişmesi için seçilmesi gerekli olan sektör. Hangi sektöre kırıkkale ağırlık versin? Ve bu sektörden çıkan ürünler neler? Bunlar için daha da geliştirilmesi için vizyoner projeniz neler? Kentin vizyonuna uygun belirlenen alanlarda kentin rekabet gücü ve pazarlama kabiliyeti ne durumda? Bunları vizyona uygun geliştirebilmesi için neler yapılması gerekir? Yani bu pazarlamaya yönelik vizyoner projelerimiz neler? Kentin eğitim ve istihdam profili ne durumda? Kentin vizyonuna uygun insan kaynağı geliştirmek için yapılması gereken çalışmalar neler? Bu yönde ne gibi çalışmalar yapılması lazım? Ne gibi projelerimiz var? İnsan kaynağını geliştirmeye yönelik. Beşinci ve son sorumuz, kentin OSB, Teknokent ve benzeri örgütlenmeleriyle üniversite ve araştırma merkezlerinin halihazırdaki ekonomik katkılarını uzun vadeli vizyoner projelere uyumlu hale getirebilmesi için neler yapılmalı? Yani organize sanayi bölgesi, Teknokent, üniversite, bu yukarıda belirttiğimiz vizyoner projeye katkıların ne olması lazım? Bir örnek olarak bunu da söyleyeyim. Mesela üniversiteyle sanayi işbirliğine yönelik, sadece buna yönelik bir yüksek okul kurulsun diye bir teklif gelmiş STK'lardan birisine. Örnek olsun diye söylüyorum. Güzel bir teklif. Bu yöndeki projelerimiz neler? Vizyoner proje formatı da şu şekilde zaten. Projenin başlığı nedir? Hayata geçirmesi için gereken faaliyetler neler? Yani şunlar şunlar yapılacak. Kim yapacak? İşte şu sivil toplum kuruluşu, şu üniversite ve devlet veya işte Yaşayan Belediyesi, işte ne bileyim Bahçeli Belediyesi. Devlet ne yapmalı? Devletten beklediğiniz ne? İşte teşvik artsın veya işte ne bileyim arazi toplulaştırması yapılsın gibi. Spesifik devletten bu projeyle ilgili beklediğiniz neler? Katkı yapacak kurum ve kuruluşlar, aşağıda kimleri bu işin içine dahil edeceğiz? Spesifik olarak işte Kırıkkale Belediyesi, üniversite, organize sanayi bölgesi gibi spesifik yerler bu projeyle ilgili. Aynı şekilde vizyoner projeyi ki aynı şekilde başlığı, yapılması gereken faaliyet kim yapsın, devlet ne yapsın, katkı yapacak kurumlar. Böyle 3 tane projeyi burada belirleyip, her bir masa için belirleyip, en sonunda forumun en az 5 tane vizyoner projesini belirlemiş olacağız. İnşallah hayırlı bir toplantı olur, hayırlara da vesile olur, başarılı olmasını diliyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum, saygılar. Teşekkür ederim. Masalara geçiyoruz. Şimdi masalara geçebiliriz. Herkesin ismi yazılı zaten masalarda.